Karip, yakın olan. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara suresi 186 Allah'ı gereği gibi tanımayanlar ve Kur'an ayetlerinden uzak yaşayanlar Allah'ın varlığı hakkında çok puslu, gerçekten yetersiz bilgi ve düşüncelere sahiptirler. Bu kimselere sorulduğu zaman yeri ve gökleri yaratan Allah'tır derler. Fakat insanı en ince ayrıntısına kadar planlayıp en güzel surette yaratan Allah'ın göklerde olduğunu ve kendilerinden çok uzakta bulunduğunu zannederler. Halbuki Allah katından gönderdiği ayetlerle kendisini kullarına tanıtır. İnsana ne kadar yakın olduğunu Kaf suresinin 16. ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. Öyle ki iki kişi konuşurken üçüncüsü Allah'tır. Üç kişi konuşurken dördüncüsü Allah'tır. Bir insan fısıldasa da Allah onu duyar. Yerinden kıpırdasa bile onu görür. Allah kişinin içinden geçen her düşünceyi bilir. O uyurken de, yürürken de, konuşurken de Allah yanındadır. O bütün bunları yaparken Allah'ın yanında göremez fakat Allah onu görür. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır, duaları kabul edendir. Hud suresi 61. de ki: Eğer ben sapacak olsam, artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum. Eğer hidayeti bulacak olsam bu da Rabbimin bana vahiy etmekte olduğu Kur'an sayesinde'dir. Şüphesiz o işitendir, yakın olandır. Sebe suresi 50